Merhaba arkadaşlar. Programlama serimizin yeni bir videosu, fonksiyonlar videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün fonksiyonlarla alakalı bilmemiz gereken temel kavramlara değineceğiz. Bunlardan bazıları def anahtar kelimesi, parametre ve argümanın ne olduğu, return değeri nedir, nasıl kullanılır ve birkaç tane örnekle birlikte listeyi argüman olarak verme. Pes, önceki videoda gördüğümüz pes kelimesi fonksiyonda nasıl kullanıldı? Recursion ve öz yineleme, recursion ve yineleme gibi kavramlara değineceğiz. Hangisinin nasıl olarak kullanılabildiği, hangi durumlarda neyin uygun olduğunu anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Yavaştan teker teker başlıklarımızı ele almaya başlayalım. Fonksiyon tanımlamamız gerekiyor ve onu çağırmamız gerekiyor. Fonksiyon tanımlarken def anahtar kelimesiyle kısaltması definition tanım demek. Bunun kısaltması bizim bir tanım yapmamız gerekiyor. Fonksiyonumuza bir isim vermemiz gerekiyor. Ve fonksiyonumuzun ismini şimdilik fonksiyonum diye belirtelim. Bakın PyCharm benim için burayı sarı sarı yaptı. Ve şu an bir hata alıyorum. O hatayı almamak için buraya bir şeyler yazmam gerekiyor. Evet, şu an bir fonksiyon yazdım. Hatta selamlama yapalım fonksiyonumuzun adını. Bakın örnek bir fonksiyon yazdık. Şu anda bu yazdığımız fonksiyon sayesinde biz bu print merhaba satırını çağırmak yerine direkt fonksiyonu çağırabiliriz. Tamam, şu an programı çalıştırdık. Bakın hiçbir şey görmüyoruz. Eğer ben direkt olarak selamlamayı çağırırsam, bakın mesela x eşittir 5 yazdığım gibi selamlama deyip bir parantez açıp kapattım. Neden şu an burada parantez açtım ve içinin boş olduğunu da anlatacağım birazdan. Bakın merhaba çıktısını aldım. Yani ben her selamlama satırını yazdığımda bu kod bloğu çalışacak. Fonksiyonlar bu şekilde çalışıyor. Daha zor ve daha karışık işleri daha kolay kolay adım adım tane tane çözmemize yarıyorlar. Bu bir fonksiyondu ve fonksiyon sadece bizim için printleme işlemini yapıyor. Direkt yazdığımız gibi yazdık. Şu önemli, fonksiyon tanımlarken genelde kodun en üst kısmına yazılır. Ben burada yorum satırlarını kullandıktan sonra yani programın aslında gerçekten 19. satırda başlıyor ve 19. satırdan itibaren bir takım programın bazı programların çalışmaları için yapılması gereken ayarlamalar var. Onları yaptıktan sonra direkt fonksiyonları tanımlamaya ve programın içerisinde artık onları tekrar tekrar çağırmama yarıyor fonksiyonlar. Şimdi şu parantezin içine değinmek istiyorum. Bir fonksiyon yazalım ve bir parametre alsın. Yeni selamlama diyelim. Ve buraya bir x parametresi alsın. Desin ki hoş geldin. X. Ve bu arada fonksiyonun anahtar kelimesi, fonksiyonun adı, parametreler ve iki noktaya girdikten sonra fonksiyonun içeriğini yazmaya başlayabilirim. Yeni selamlama dedim. Ve bakalım programı çalıştıracağım. Burada bir hata almamız gerekiyor. Neden olduğunu hemen anlatalım. Bakın bir type error aldık. Yeni selamlamada bir tane potansiyel argüman vardı. Ancak bulamadım onu diyor. Onun sebebi şu. Bakın selamlama fonksiyonunun içerisinde parantezler arasına hiçbir değer girmedim. Yani ben selamlama fonksiyonumu direkt boş bir şekilde çağırabiliyorum. Ama bakın yeni selamlama fonksiyonumun içerisine parametre kısmına yani parantezin içine bir x değeri girdim. Ve bu fonksiyonum print derken bu x değerine ihtiyaç duyuyor. Eğer ben buraya gider
Burak yazarsan mesela, hoş geldin Burak diye çıktı verecektir. Şuradan boşluğu silelim. Hoş geldin Burak çıktısını alacağız. Çünkü verdiğimiz parametre x, fonksiyonun yaptığı şey hoş geldin kelimesinden sonra x parametresini ekrana bastırmak. Hatta bu fonksiyonu birkaç kere daha çağırıp bakalım nasıl sonuçlar verdiğini görelim. Bir diğer parametrem olarak bakın Ahmet stringini girdim. Diğer parametrem olarak da Emre parametresini girdim. Stringini girdim. Düzeltiyorum. Bakın hepsinde girdiğim parametrenin tipine göre direkt bana burada çıktıyı veriyor. Bakın burada bir tip belirtmediğim için buraya bir tam sayı da girebilirim. Hiç önemli değil. Bakın hoş geldin 5 diyecek ama çok istediğimiz bir metin olduğunu zannetmiyorum hoş geldin 5 ifadesinin. Fonksiyonun içeriği neyse o tarz ona uygun parametrelerle birlikte kod tekrarına düşmeden tekrar tekrar bu şekilde kullanabiliyoruz fonksiyonlarımızı. Şimdi bir fonksiyon yazalım ve yeni parametrelerle çağıralım. Bakın şu programlarımı siliyorum satırlarıma. Fonksiyonlarım durabilir. Şöyle küçülteyim. Ne olduğunu şu anda bilmeme gerek yok sonuçta. Yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Ve bu fonksiyonumuz iki sayı toplamın karesini alsın mesela. Birden fazla parametre gireceğimi söyledim programıma. X ve Y değişkenlerine. Toplamımın içerisinde bir değişken tanımladım. Hatta direkt X artı Y biçiminden tanımlayayım. Ve bunun karesini almak istiyorum. Direkt sonuç diyelim. Toplamın karesi dedim. Print sonuç dedim. Şu an bir fonksiyonumu da yazdım. Ve toplamın karesi fonksiyonunu çağıralım. 3 ve 4 değerini bakın 7'nin karesini verdi bana. Bu tarz ya her iki sayının karesini tekrar tekrar bu kod bu 3 satırlık kod yerine bakın tek satırda artık hesaplayabiliyorum. Başka bir değerlerle görelim. Evet bakın fonksiyonumun çalıştığını ispatlamış oldum kendi kendime. Bakalım tek parametre girersem ne olacak? Direkt bir diyelim. Bakın type error. Neden? Y argümanı yok diyor. Bakın 25'ten 28'inci kadar olan satırlar şurası. Bu kod diyor ki X ve Y'nin her değeri için onları topla, toplam değişkenine ata, sonuç değişkenine de toplamın karesini ata ve buna bastır diyor. Ben buraya ne yazarsam onlar X ve Y'ymiş gibi davranacak. Ama ben burada Y'yi tanımlamadığım için bakın programın hata verdi. Çalışmadı. Peki fazla argüman girelim. Bakın yine type error yedik. Bu sefer de iki tane argümanım vardı ama sen bana üç tane verdin diyor. O yüzden fonksiyonu nasıl tanımladım? Kaç argümanla tanımladım? Bu argümanlarla hangi işlemleri yaptım? Çok önemli. Mesela buraya bir string girelim. Ve bakın bu sefer yine type error yedik. Integer'la string'i bu şekilde toplayamazsın diyor. Printleyecek olsaydık yapabilirdik ama burada bir matematiksel işleme soktuğumuz için hata aldık. Argümanlarımızı doğru seçmemiz, fonksiyonlarımızı doğru kurgulamamız çok önemli. Burayı da silebiliriz şimdilik. Fonksiyonlarla alakalı değinmek istediğim bir nokta varsayılan parametre değeri. Bunun için yine bir fonksiyon tanımlayalım. Nereye gidilsin olsun fonksiyonun adı. Ve buraya ülke diye bir değişken tanımlayalım. Burası da İzlanda olsun mesela. Ve print bastırsın bakalım ekranı.
Nereye gidiyorsun? İçine. Sana Norveç diyelim. İsveç diyelim. Nereye gidiyorsun fonksiyonu? Parametresiz çağıralım. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Hep birlikte görelim. Bakın. Norveç'e gidilsin. İsveç'e gidilsin. Çünkü parametreleri ben verdim. Ve bakın parametre vermediğimde de İzlanda'ya gidilsin diye bir çıktı aldık. Çünkü biz burada bir varsayılan parametre tanımladık. Aksini belirtmediğimiz takdirde bu varsayılan parametreye göre çalışacak programımız. Bu da fonksiyonlarla alakalı kullanabileceğimiz kaçamak noktalardan, işte tüyolardan, püf noktalardan bir tanesiydi. Evet, bir diğer değinmek istediğim nokta fonksiyona liste göndermek. Bir array tanımlayalım fonksiyon. Şu an sadece bir liste gönderdiğimizde ne isteyeceğiz onu düşünelim. Fonksiyonumuzun içinde bir for döngüsü tanımladık. Dedik ki bir dizi vereceğim. Bu dizinin her elemanı için ekrana bastırmasını istiyorum. Array'in. Evet. Bakın. Dedim ki bastır fonksiyonuma bir array veriyorum. Ve bu array'in hepsini bastırmasını istiyorum. Hemen bir liste tanımlayalım. Birden 5'e kadar olan sayıları bir listeye koydum. Bastır fonksiyonun içine myList'i atıyorum. Fonksiyonu for döngüsünü de listeyi de bu şekilde alıp hiçbir sıkıntı olmadan kullanabiliyor. Değinmemiz gereken belki de en önemli noktalardan birine geldik. Return değeri. Return değerini çok sık kullanacağız ve fonksiyonun yazdığımız pek çok fonksiyonun en önemli noktası bu return değerini buna atamak olacak aslında. Bunu da şöyle anlatmak istiyorum. Kodlamadan önce mantığını kavratmak istiyorum. Şimdi matematikte bir fx fonksiyonu düşünelim. Ve bu bir g değerine eşit oluyordu. Mesela biz bir faktöriyel fonksiyon yazdığımızda şöyle bir örnek verelim. F fonksiyonu faktöriyel hesaplayan bir fonksiyon olsun. O halde F5 eşit olacaktır ki 120 mesela. Ya da bir diğer eşitlik F4 eşittir 24 olacak. Şöyle bir parantezi sileyim daha rahat anlayalım. Return değerini yani F5'in 120 eşit olması için F5 girdiğimde 120 bastırılması değil ama ben bu değerin hesaplanıp tutulmasını istiyorsam orada benim return değerimde bu değeri taşımam gerekiyor. Örnek verecek olursak hemen dedim yine bir fonksiyon tanımlayalım. Ve yine eski kod satırlarımı siliyorum. Definition faktöriyel dedim ve bir n parametresi verdim. Faktöriyel nasıl hesaplanıyordu? N birden büyük eşit olduğu süre boyunca bir toplam değeri tanımlayalım. Toplam eşittir n çarpı toplam. Yani ne dedik? N yerine 5 girdik. Düzeltiyorum. Burayı ters yazmışım. N yerine 5 girersem evet büyük eşittir olacaktı. N yerine 5 girdiğimde toplamı 1 yapmam gerekiyor. Düzeltiyorum. Şimdi 5 çarpı 1 yapacağız. Ve n'i
1 azaltacağız ve bakın while'a tekrar girecek. 24, bu sefer 4 olacak. 5 çarpı 4 yapacağız. N'i bir daha azaltacağız. Ve en sonda da diyeceğim ki while'dan çıkınca return toplam. Ya da toplam yerine aslında sonuç desek daha doğru olacak burada. İşte bir toplam işleminden ziyade bir sonuç hesaplama süreci bu. Şöyle düzeltelim hemen. Evet, bakalım. Bir print fonksiyonu koymadım. Faktöriyel 5 dedim. Çalıştırıyorum programı. Herhangi bir çıktı yok. Print faktöriyel 5 dersem 120 değerini aldım. Ben bunu bir değişkene atamak istiyorum demiştim. Ve bakın. A eşittir faktöriyel 5 dedim. Ve print A diyorum. Bakın tekrar 120 alıyorum. Mesela B eşittir faktöriyel 3 olsun. C eşittir faktöriyel 2 olsun. Ve toplam değerimiz de A artı B artı C olsun mesela. Ya da B artı C yapalım ve toplamı bastıralım. Bakın bu tarz. Bir artık return sonuç dedikten sonra faktöriyel 5 değerini eşitlediğim şey artık burada bütün programın boyunca taşınabiliyor bu şekilde. Bir tam sayıymış gibi işleme sokmaya devam edebiliyorum. Evet, başlıklarda yazdığım ama aslında çok da önemli olmayan bir şurada nokta var. Pass statement. Pass statement'ın da nasıl işlendiğini gösterelim. Fonksiyonların her biri dursun. Def pass deneme diye bir şey yapalım. Hatta parametre vermeye de gerek yok. Pass'in işleyişini göstereceğiz. Bakın şu anda burası bir hata alıyor. Programı çalıştırdığımda bakın syntax hatası aldım. 53. satır diyor ama yani işte burası yani buradan bahsediyor. Bir fonksiyonun bloğu döngülerde gördüğümüz gibi boş olamaz. O yüzden pass ile programımızın hata almadan en azından hayata devam etmesini sağlayabiliyoruz. Ya bunu yapmak yerine yorum satırına da alabilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecek aslında. Yani hatta bu daha çok okuyacak programı. Burada da bir şeyler yapacak. Bu fonksiyonu da diğer fonksiyonları yanına alıp onu da şuradan küçültüyorum. Evet. Bir diğer değinmek istediğim ve çok önemli olan yer recursion, öz ineleme ve ineleme. İneleme ile alakalı egzersizden öte çok fazla bir örnek gelmedi açıkçası aklıma. O yüzden iki tane fonksiyon tanımlayacağım. Bunlarla birbirlerini ineleyerek size bir çıktı vermeye çalışacağım. Sonrasında da öz ineleme ile alakalı biraz konuşacağız. Öz inelemenin ne olduğu ve nasıl kullandığını. Aslında önce öz inelemeyi gösterelim. Çünkü daha önemli bence. Daha çok kullanılıyor. Şöyle recursion öz ineleme diye yorum satırımı açayım. Bir fonksiyon başka bir fonksiyonu çağırabiliyor. Yeni faktöriyel diyelim. Çünkü öz inelemeyi faktöriyel problemi çözerken anlatmak istiyorum aslında. Parametre olarak yine bir n sayısını vereceğim. Ve fonksiyonumu şunu yapmasını istiyorum. Recursion'dan çıkarken, daha doğrusu recursion yazarken önce bir çıkış koşulu belirlememiz gerekiyor. O çıkış koşulum benim n'in 1 olduğu durum. Şimdi örnek için zaten tamamen pozitif sayılar deneyeceğim için burada bir negatif bir şey alınmasına karşı bir önlem almayacağım ama şimdi tam sayı girdiğimde mesela 5 girdiğimde n 1 olduğunda programın daha doğrusu fonksiyonun sonlanmasını bekliyorum. Bakın return fonksiyonunu çünkü buraya koydum. O zaman fonksiyon nasıl kendisini tekrar çağıracak? Yine bir return ifadesi koyuyorum ve diyorum ki
n ne? N eksi 1'i çarp. Yeni faktör yani n eksi 1 ile n'i çarptır. Bakın. Programı okuyalım. Sonra da çalıştıralım. Yeni faktörel fonksiyonum şunu yapıyor. Girdilen n değeriyle kendisinin fonksiyonun n eksi 1'li versiyonunu çarpıyor. Şuraya yazalım. N eşittir 4 için. Gözlemleyelim. Bir alt satır yazayım. F diye tanımlayacağım şimdilik. F4'ümüz 4 çarpı F3'e eşitmiş. F3'ümüz 3 çarpı F2'ye eşitmiş. F2'miz 2 çarpı F1'e eşitmiş. Ve F1'imiz de 1'e eşit bakın. Gidip hepsini yerine yazalım. Burayı 1 ile değiştiriyorum. Ve burayı kopyalayalım. Gözümüzün önünde dursun burası. Bakın F1 gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 eşittir 2 oldu. F2 gördüğüm yere 2 yazacağım. Eşittir 6 oldu. F3 gördüğüm yere 6 yazacağım. Bakın 24 oldu. Ve her fonksiyon, daha doğrusu fonksiyonumuz kendisini tekrar çağırıyor. Bu öz yineleme. İngilizcesi de recursion. Recursion yazmak önemli. Problemleri daha kolay çözülmesini zaman zaman sağlayabiliyor. Çok kolay değil aslında. Bununla alakalı pratikler bulup eklemeye çalışırız. Recursion dikkat edilmesi bilgisayar bilimlerinde önemli bir konu. Ve bu fonksiyonun doğru çalıştığında hemen şöyle göstermeye çalışalım. Yeni faktöriyel 4 diyelim. Bakalım az önce 24 hesaplamıştık. Gerçekten elde ediyor muyuz? Evet. Bakın 24 sonucunu aldık. Bu çok temel bir recursion örneğiydi. Şimdi bir de direkt olarak yinelemenin kendisine bakalım. Yinelemenin kendisine geçerken tekrar şu ekranı bir şey bastıran satırlarımı aldım. Yine fonksiyonumu olması gereken yere koyuyorum. Fonksiyonların her birinin en üstte konumlanması gerekmiyor ama değiştirmeyi vesaire hepsini tek tek yerlerde görmek daha kolay oluyor genelde. O yüzden yukarı yazmanız daha iyidir. Tek önemli olan aslında PyCharm için önemli olan fonksiyonu çağırmadan önce tanımlamış olmanız. Yani gidip ben yeni faktörün üstünde yeni faktörel bastırmaya çalışırsam bakın düzeltiyorum dersem bana hata verecektir. Sarı sarı yanıyor zaten. Not defined diye bir hata aldım. Aslında tek önemli olan bu ama yine de bütün fonksiyonları programın en üst satırına, en üst kısma yazmanız olacaktır. Yineleme için örnek verecek olursak da bir kırmızı diye fonksiyon tanımlayayım ve bir metin alsın ve bir n tam sayısı alsın. Şimdilik pes yazayım buraya. Bir de beyaz parametresi verelim. O da metin alsın. Metin almalarına gerek yok aslında. Sadece n sayısını alsa olur. Ve buraya da bir n sayısı verdim. Bu iki n sayısı birbirinden farklı iki n sayısı. Her fonksiyonun ölçeği kendi içerisinde değerlendirilir. O yüzden fonksiyonlarda değişken isimlerinde vesaire istediğim gibi oynayabilirim. Hiç problem olmayacaktır. Yani mesela yukarıdaki fonksiyonumuzda sonuç değerini tanımlamıştık ama burada tekrar sonuç dediğimde bir önceki sonuç değerime hiçbir şey olmayacak. O da hala güvenli bir şekilde kalacak. Diyorum ki print kırmızı ve beyaz fonksiyonunun n-1'lisini çağır. Ve beyaza da diyorum ki print
beyaz ve kırmızı fonksiyonunun en eksi birlisini çağır. Ve iki fonksiyonumuzu da yazdıktan sonra kırmızı 3 diyelim. Pardon, evet, burada yaptım bir hata. Programdan çıkmayı unuttum. Bakın, çıktıyı aldık ama recursion'da ne yapmıştık? Burada bir değer tanımlamıştık. Demiştik ki n 1'e eşit olduğunda burada return et demiştik. Yani recursion'ı, öz inelemeyi durdur demiştik. Burada inelemeyi durduran bir şey olmadığı için çıkış koşulunu unuttuk. Hemen if diyorum. N eşittir 1 ise return diyelim. Else ise şu programımız çalışsın. Bunun için de diyelim ki n eşittir 1 ise return. Else ise bu kısım çalışsın. Bir daha görelim. Evet, bakın kırmızı beyaz. Gidip 4 girersek ne olacak? Onu da bakalım. Kırmızı beyaz kırmızı. Hemen programımızı okuyalım. Kırmızının içine 4 değerini yazdık. Burası çalışmadı. Kırmızıyı bastırdık ve beyaz 3'ü çağırdık. Beyaz 3. Burası çalışmadı. Beyazı ekrana bastırdık. Kırmızı 2'yi çağırdık. Burası çalışmadı. Kırmızıyı bastırdık. Beyaz 1'i çağırdık. Ve beyaz 1'i çağırdığımızda artık bizim yineleme döngümüz bitti. Videomuzu da bu çıktıyla sonlandırabiliriz. Fonksiyonlarla alakalı bahsetmek istediklerim bugün bu kadar. Fonksiyonlarla alakalı biraz alıştırma hazırlamaya çalışacağım. Videonun açıklama kısmında muhtemelen olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.